Edirne Televizyonu'nun çok değerli izleyenleri, 2023 Vizyon programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Başkan Vekili Sayın İlhami Duranlar. Biz geçen haftaki programımızda AK Parti Edirne Milletvekili Sayın Doktor Mehmet Müezzinoğlu'yla görüştüğümüzde kendisine bir dosyanın iletildiğini ve bu dosyada Edirne'nin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili gerçekten güzel bilgilerin, güzel çözüm önerilerinin olduğunu belirtmişti. Biz de hazır sıcağı sıcağına böyle bir dosya varken Edirne'nin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili bir çalışma varken Sayın İlhami Duranlar'ı programımıza konuk etmek istedik. Biz aslında bu programın bant yayınını dün yapmaya çalıştık. Fakat teknik bazı nedenlerden dolayı İlhami Bey bizi affetsin. Biz tekrardan canlı yayına aldık kendisini. Burada çok güzel bir program yapacağımıza da inanıyorum. Çünkü dün bu programın bir antrenmanını yapmış bulunduk. Bu arada 2023 Vizyon programımızda biz yeni bir format denemek istiyoruz. Bu formata göre Edirne'de sorunlar ve çözümlerle ilgili milletvekillerine, belediye başkanlarına ya da yöneticilere iletmek istediğiniz sorunları ve çözüm önerilerini bize yazabilirsiniz. Biz de bunları değerlendirdikten sonra yetkili mercilere bunları iletebiliriz. Programımızda böyle bir format deneyelim dedik. Fakat danıştığım kişiler bana özellikle tayin talepleri, iş ve iş bulma taleplerinin çok yoğun olacağını söylediği için bu formatta daha genel konular, Edirne'nin sorunları ile ilgili konuların, örneğin kadınlarla ilgili, örneğin yaşlılarla ilgili sorunların dile getirilmesini biz daha çok talep ediyoruz. Ben mail adresimi vermek isterim. Urcum mail adresini geçebilirsek zaferdereli74@mynet.com adresine mail atabilirsiniz. Bu arada bizim dernek adresimizi verelim. 2023 Vizyon Derneği'nin adresi Sabuni Mahallesi Cafer Çolpan İş Merkezi Kat 2 No 107. Ayrıca Edirne Televizyonu'na da bizlere ulaşabilirsiniz. Edirne Televizyonu Atatürk Bulvarı Ayşim İşçam İş Merkezi No 5. Bizler talepleri değerlendirdikten sonra yetkili mercilerle bunları paylaşıp programımızda da bunları incelemeye çalışacağız. Ben konuğumuza İlhami Bey'e öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ben İlhami Bey'i yaklaşık bir haftadır tanıyorum. Ama çok güzel bir yürek, çok sevdiğim bir abimiz. Ve dosyayı da inceledikten sonra gerçekten eksikleri olabilir. Fakat var olmuş olması da anlamlıdır ve bunun daha da arttırılması da daha da bu konunun incelenmesi gerekir diye de düşünüyoruz. İlhami Bey, siz Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Başkan Vekilisiniz. Biz bu dosyaya geçmeden önce sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1958 doğumluyum. İlk orta ve yüksek öğrenimimi Edirne'de yaptım. Devlet Su İşleri'nde bekçi, Halil Duranlar'ın oğluyum. 2009 yılında yapılan mali seçimlerde halkın türküsünü söylemek üzere, halkın adına halk temsilcisi olmak üzere bir yola çıktım. Burada da özüyle halkın temsilcisiyim ama sözüyle Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis üyesiyim. Evet. Bu programın tekrarını biz Cuma günleri saat 13'ten sonra izleyebilirsiniz. Şu anda dışarıda çok güzel bir yağmur var. Yayınımız şu anda izleniyor mu onu bilmiyorum. Epey yağmur da var. Fakat biz burada gerçekten güzel bir konu bulduk. İlhami Bey, şimdi dosyaya isterseniz yavaş yavaş girelim. Şimdi öncelikle bu dosyayı siz Sayın Milletvekilimiz Müezzinoğlu'na, AK Parti Milletvekili Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na verdiniz. Evet. Verdikten sonraki süreç nasıl oldu? Yani Mehmet Bey bu konuda bizim geçen haftaki programımızda çok memnun olduğunu söyledi. Evet. Güzel bir çalışma olduğunu, inceleyeceğini ve geri dönüşte yapacağını belirtti. Bu süreç nasıl oldu? Şimdi ben bunu yaklaşık 2 ay önce hazırladım.
eksiğim olabilir, yetersizliğim olabilir. Çok biliyorum diyen çok hata yapabilir. Ben bunu halkın adına, neden halkın adına diyorum? Göç veren bir ülke, il. Hı hı. Ve son seçimlerde, yapılan son seçimlerde 4 milletvekiline, 3 milletvekiline düşüşünün temelinde göç veren bir il konumunda olduğunu gördüm. Hı hı. Ve bu işsizliğin, hı hı, iş olmadığının, istihdamın olmadığının nasıl olması gerektiğini düşünerek araştırmaya girdim. Hı hı. Bunun neticesinde Çerkezköy'de, Çorlu'da Edirneliler Mahallesi olduğunu öğrendim. Göçten dolayı. Göçten. Yani Edirne'deki insanların, hı hı, iş bulamadıkları için Çorlu, Çerkezköy gibi ilçelere giderek oralarda yaşamlarını idame ettirip ve çoğunluk olmaları nedeniyle bir mahalle haline gelmişlerini öğrendim. Bundan sonra araştırmaya başladım. Mesleğim gümrük müşavirliği olduğu için, hı hı, mesleğimden de yararlanarak gümrükler her zaman için hizmeti, gümrüklerden hizmet almak için gümrüğün ayağına gidilir. Ama diğer hizmetlerde, belediye hizmetlerinde halkın ayağına gidilir, insanların ayağına gidilir. Bu nedenle başlıca gelir elde edebilecek, istihdamı çözebilecek sistemin kurulması için bir araştırmaya girdim. Bu şekilde bir rapor oluşturdum. Bu raporumu ilk şeyde, mecliste Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz Recep Gürkan'a sundum. Hı hı. Hudut Gazetesi'nde de yayınlandı raporun metni. Hı hı. Kendisi o günden bugüne bir duyarlılık göstermedi ama göstereceğine inanıyorum. Hı hı. Ankara'da bunun mücadelesini yapacağına inanıyorum. Bir 20 gün sonra da AK Parti milletvekilimiz Doktor Müezzinoğlu meclisimize geldi. İl Genel Meclisi. İl Genel Meclisi'ne geldi. Daha önce zaten ben Uzunköprü İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut aracılığıyla dosyayı gönderdim. Sağ olsun kendisi de incelemiş, hassasiyet göstermiş ve sizin programınızda bana teşekkür etmiş. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Duyarlılığından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi burada temelinde sanayinin oluşması durumunda istihdam. Bir de küçük esnaf ve sanatkar olaylarını nazarı dikkate aldığımızda sanayinin oluşması için gümrüklerin belirli yakınlıklarda olması gerekir. Ve gümrüklerin çalıştığı yerlerde belirli kolaylıklar olması durumunda sanayici yavaş yavaş bu illere döner. Şimdi burada yapılacak temelinde eğer gümrüklerin oluşmasını, sanayinin sanayicinin gelip burada istihdama yönelik iş yerleri açmasını sağlamak için Pazarkule Gümrük Kapısı ve Meriç Köprüsü. Buna iki yönden bakmak gerekir. Şimdi İlhan Bey, dosyaya geçiyoruz herhalde. Evet, geçtik. Ha, tamam, dosyaya geçiyoruz. Şimdi dosyada siz konu başlıklarıyla inceleyelim. Olur. Kaç konu var, kaç başlık altında inceleyelim? Beş konumuz var. Bir, sınır ticareti, evet. Gümrük kapıları, vize sorunu. Evet. İki. Ondan... 9. sayfa, kalkınmada öncelikli yöre, köy. Kalkınmada öncelikli yöre, köy statüsü ve organize sanayi bölgesi. 3. Balkan Ticaret Merkezi. 4. Kamu kuruluşlarının ticaret yapmaması. 5. Edirne ve Edirne ve turizm. Tamam. Şimdi dosyamızın birinci başlığı Sınır ticareti, gümrük kapıları, vize sorunu. Siz gümrük müşaviri olduğunuz için genelde gümrük esaslı, evet, bir dosya hazır. Ve gümrüğün de inanıyorum ki, hı hı, faal bir gümrüğün, AB müktesebatına uygun olan bir gümrüğün olmasa dahi, hı hı, yeterli düzeyde hizmet verebilecek gümrüğün olması durumunda o bölgeye hareket gelir, ticaret gelir.
Zaten Edirne'de bir tarım kenti, bir sınır kenti ve aynı zamanda bir turizm kenti. Doğrudur. Yani benim de aynı konuda, sizinle aynı konuları düşünüyorum. Edirne'nin olgusu sınır, evet, şey, turizm, tarım, evet, ve sanayidir. Sanayinin de tarihi dokusu olması, tarıma dayalı arazilerinin verimli olması, verimli tarım arazisinin olması durumunda ağır sanayi değil de bacasız sanayiye öncelik verilmesi daha önemli ve bu konuda ağır sanayinin gelmemesi için, yani yarın öbür gün İstanbul'un arka çöplüğü olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını yetkililerden rica ediyorum. Pazarkule gümrük kapısı. Pazarkule, evet, Meriç şey. Pazarkule köprüsü. Pazarkule sınır kapısı Lozan Anlaşması gereği, evet, yük ve yolcu trafiğini Yunanistan ile Yunanistan Türkiye arasında hizmet vermek üzere yük ve yolcu anlaşması yapılmış. Hı hı. Yani neden Sarıbayır Köprüsü diyoruz? Hı hı. Lozan Anlaşması'nda bu yük ve yolcu taşıma anlaşması yapılmış. 1990 senesine kadar süpürge, kabak çekirdeği ve kavak ithalatı, ihracatı yapılmış. İki taraflı. Yük alışverişi yapılmış. Ancak 1990 yıllarından sonra tarihi köprülerin hasar görmüş olması, tamire ihtiyaç olması ve Pazarkule gümrük kapısının sadece yolcu işlem hizmeti verebilecek duruma gelmesinin neticesinde bu hizmetler Avrupa Birliği ülkesi Yunanistan Yunanistan'la sınır olmamıza rağmen ortadan kaldırılmış. 90'dan sonra. Şimdi bu durumda Yunanistan otoyol bağlantısı Konstantin'e kadar gelmiş. Maliye Eski Bakanımız Sayın Kemal Unakıtan'ın özel gayretleriyle Pazarkule-Karaağaç yolunun genişletme çalışmaları yapılmış. Bu yol Süleyman Demirel Fen Lisesi'ne kadar genişletilmiş. Ama ondan sonra genişletilmemiş. Şimdi bu yolun yapılması durumunda bahsettiğim gibi Yunanistan'la ilimiz arasında yük ve yolcu akışı daha hareketli olacak. Ticaret olacak. Ticaretin olduğu yerde verimlilik olacak, istihdam olacak. Diğer yönden de köprülerimizin tarihi köprü oluşu ve bu tarihi köprülerin fazla ağır yük taşıma özelliğinin olmadığından dolayı sürekli tamire ihtiyaç duyulması ve yapılan tamirlerinde de zamanında yapanlar tarafından dayanıklı taşlardan değil, benim bilgim de yok, deneyimim de yok bu konuda ama gidip geldikçe aşınabilir zannediyorum peynir taşları gibi taşlardan olduğu için çabuk aşınan taşlardan yapılmış olması, imkanlar dahilinde belki bu imkanlarla bunları yapabiliyorlardı. Bu şekilde yaptıktan sonra bu yollardan ağır yük ve taşıtlar geçemez. Diğer yönden turizm için gelen otobüslerin Meriç ve Tunca Köprüsü'nü geçemediği için yolcuları ya petrolün orada indirip bekleme durumları söz konusu veya Bosnaköy civarından gelişi. Bir de o Pazarkule halkının yarın sel felaket gibi durumda çok mağdur oluşlarını gördüğümüzden dolayı olmazsa olmaz Sarıbayır Köprüsü'nün, yani Sarıbayır'dan Fen Lisesi'nin oraya kadar Meriç Nehri üzerinden bir köprünün yapılması zaruri ve ihtiyaçtır. Aynı zamanda da Karaağaç'taki vatandaşların yılda bir... Yani sıralarsak, evet, bir,
Karaağaç'taki insanların onlara değer verildiğinin, onlara zor durumda ulaşılabileceğinin hizmetidir bu. Bu köklü çözümlerden biridir. Diğeri de nehirlerin temizlenmesi. Yoksa diğer yönden tanklarla geçmesi, bentler yapılması, setlerin yükselmesi çözüm değil. İkincisi tarihi köprülerimizin korunması. Bunların bize kalan miraslarının devam ettirilmesi. Üçüncüsü de Yunanistan'la olan sınır kenti ilişkimizin daha geniş olması için ticaretin ve yük ticaretinin ve akışının sağlanması. Diğer yönden Avrupa müktesebatına uygun bir gümrüğün tesisi ve teşekkülü. Şu anda Gar Gümrük Müdürlüğümüz, Edirne Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlüğü'ne bağlı Gar Gümrük Müdürlüğümüz idarecisiyle, yani müdürlük nezdinde idarecisiyle, personeliyle, muayene memuruyla özveri ve fedakarlıkla çalışmaktadır. Ancak sahanın küçük olması ve daha iyi tespit ve muayeneler yapılabilmesi için sahamız küçük. Bir de diğer yönden Optima Express'in gelişi, konteyner transit işlemleri veya ithalat işlemlerinin oluşu, her türlü ithalatın olduğu Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün Halkalı'dan kaldırılarak bir yere verilmesi istenmekte. Çerkezköy Halkalı. Muhtemelen Çatalca, İstanbul'un Çatalca ilçesi oluyor herhalde. Oraya verilme olasılığı var. O Halkalı gümrüğünün %15'ini, %20'sini karşılayabilmemiz için bizim Ayşekadın tren istasyonundan karşılamamız zor. Ama buraya en uygun E5 karayoluna ve Ege Karadeniz Akdeniz'e bağlanan Kırklareli sapandan sonra demiryolu ve karayolunun birleşimi alanında bulunan İl dinamizmini harekete geçirecek Edirne Belediyesi'nde ÇED raporu bulunan sanayi bölgesi ilan edilen E5 karayolu, Tayakadın köyü ve Kumluca mevkiinin olduğu yerde kurulması durumunda bu dediğimiz hizmetlerle hizmetleri verecek olup bu hizmetlerin karşılığında da bir dinamizm kazandıracaktır. Yani dışarıdan gelen gümrükten hizmet almaya çalışan ithalatçı, ihracatçı, sanayici herhalde bu işlemleri yaptığı sürece kırtasiyecisine, lokantasına ve diğer esnafa bir şeyler kazandıracaktır. En azından tahmil tahliye işlerinde kenar mahallelerdeki yok yoksul insanlarımıza bir ekmek verilebilme olasılığı vardır. Bu nedenle Avrupa müktesebatına uygun bir iç gümrüğün tesisi için Tayakadın köyü, Kumluca mevkiindeki yerde bir gümrük. Daha geniş bir gümrük. Bütün yani müktesebata uygun bir gümrük. Avrupa Birliği'ne göre diyorum. Her türlü hizmetin yapılabileceği, her türlü ithalatın, ihracatın yapılabileceği bir gümrük tesis edilmesi arzularımızın arasındadır. Ancak bu olmazsa, Gar Gümrük Müdürlüğü'nün mevcut olan atıl durumda bulunan gümrük lojmanlarının bulunduğu sahayı ve Ayşekadın Kapıkule tren istasyonunun sahasıyla birleştirilerek yap işlet formülüyle de en azından biraz önce bahsettiğimiz gümrük kadar olmasa da onun alternatif gümrük kurulması elzemdir. Yani eğer Edirne'yi düşünüyorsak, Edirne halkını düşünüyorsak ve gümrüklere gelinerek hizmet alındığını nazara dikkate alırsak Gar Gümrük Müdürlüğü'nün veya Avrupa Müktesebatı'na uygun bu Kirişhane mevkiindeki, Kumluca mevkiinde, Tayakadın köyü civarlarındaki gümrüğün kurulması olmaması halinde
Gar Gümrük Müdürlüğü'nün tesisi gerekmektedir. Vize sorununa geçiyoruz. Yani sizin soracağınız bir şey var mı? Şu anda gümrük kapılarıyla ilgili ve bir iç gümrükle ilgili alternatif çözüm önerisi. Şu an bu aynen bu. Diğer konu vize sorunu diyorsunuz. Vize sorunu. Hı hı. Şimdi vize sorunu başlıca bir sorun. Hı hı. Eğer uluslararası veya Avrupa Birliği uyum anlaşmasına göre, hı hı, ikili anlaşmalarımız da var bizim. Hı hı. Üyeliğimiz her ne kadar gecikiyor ise de, olup veya olmayacağı kesin değil ise de, hı hı, ama bir uyum anlaşmamız vardır. Uyum anlaşmasına göre özünde ticaret yatar. Yani bizim sanayicimiz, bizim ithalatçımız oraya gidip ikili ilişkilerinin neticesinde malını görüp beğeniyorsa alıp gerekli anlaşmasını yapması gerekir. Ancak Yunanistan son günlerde vizeyi kaldıracağı duyumlarını aldım. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan'a bu konuda yapmış olduğu doğru diyorum. Ancak senelerdir ticaret yaptığımız, her türlü ithalat, ihracat, kereste ithalatı, ayçiçek ithalatı, kepek gibi ithalatları yaptığımız Bulgaristan ne hikmetse vize sorununu oldukça sorun haline getirip sanayicimizi veya sınırımızda yaşayan, sınır kentimiz olan Edirne'de yaşayan esnaf, sanatkarın Bulgaristan'a gitmesini engellemektedir. Bunun da bir an önce Avrupa Birliği uyum anlaşmasına göre vizeyi kaldırması gerekmektedir. Şimdi diğer bir konu, sınır ticareti ve sınır illerinin gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulması diyorsunuz. Şimdi bu önemli bir konu ama yani Edirne için çok önemli ama bir o kadar da sanki zor bir konu. Oldukça dikkat edilmesi, denetim yani hassas yapılması. Bir konu. Evet. Yani şöyle demek gerekiyor. Demokrasi sınırsız demokrasi değildir. Hı hı. Sınırsız demokraside hukuk da kişiler birbirlerinin haklarını çiğner. Hı hı. Ama disipline edilmiş bir demokrasiyle her zaman kişilik haklarına ve hukuka saygılı olunur. Hı hı. Burada da sınır ticareti de disipline edilmesi durumunda esnaf ve sanatkarlarımızın başarılı olacağına inanıyorum ben. Sınır ticaretinin anlamını okumaya çalışacağım size. Sınırda yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, maddi gelirlerini katkı sağlayarak refahlarını yükseltmek, bölge ticaretini canlandırmak, sınır illerinin karşılıklı olarak ihtiyaçlarını karşılamak. Sınır ticaretinin özü bu. Ama daha önce bizim yapmış olduğumuz bir sınır ticareti tecrübemizde maalesef ki girişimden, müteşebbislikten korkan Edirne halkımız ne hikmetse belgelerini dışarıdaki büyük holdinglere kullandırdılar. Hı hı. Yani Ticaret Sanayi Odası'nda 3 yıl üye olan her kişi, Ticaret Odası bir kolaylık sağlamıştı, mazot ithalatı yapabilirdi. Bu sefer mazot ithalatını büyük firmalara rant sağlamak üzere belgelerimizi teslim ettik. Hatta ve hatta bazıları mahkemelik dahi oldu, başları da ağırdı. Ben böyle bir sınır ticaretine karşıyım. Ama küçük esnafın, sanatkarın ne demiştik? Maddi gelirlerine katkı sağlayacaksa, katkı sağlayacaksa ve refahını yükseltecekse, esnaf ve sanatkara yönelik, bir de çiftçimize yönelik olması durumunda sınır ticareti ihtiyaçlarını Edirne'deki işsizliğin ve Edirne'deki veya sanayide işsiz olarak dükkanını kapatan, hı hı, seftahsız olarak dükkanını kapatan esnaf ve sanatkarımıza
bir canlılık getirecektir. Bölge ticaretini artıracaktır. Üretimi artıracaktır. Üreten insan da istihdam etmek zorunda kalacaktır. Şimdi benim en çok dikkatimi çeken sizin şimdi bu dosyanızda 5. sayfada 7. madde olarak yazmışsınız. Tarımsal girdilerin en önemli kısmı bir kısmını mazot tüketimi oluşturmaktadır. Yılda 9 milyon ton mazot tüketilmektedir. Tarımda kullanılan mazotun değeri yaklaşık 650 trilyon liradır. Evet. Eğer bizim çiftçimize Amerika Birleşik Devletleri fiyatlarından mazot sağlayabilirsek 287,5 trilyon olacaktı. Bu duruma göre Türk çiftçisi Amerikan çiftçisine oranla 371,5 trilyon fazla para ödemektedir diyorsunuz. Bu durumda Türk tarım çiftçisinin sübvanse edilmesi gerektiğini gündeme gelmektedir. Tarım Bakanlığı sübvansiyon verse dahi sınır ticareti yoluyla getirilecek mazotun çiftçiler için daha yararlı bir uygulama olacağı düşünülmelidir. Ve burada da bir çözüm de önermişsiniz. Tarım ve kredi kooperatifleri, ziraat odaları ve köylere hizmet götürme birliği kanalıyla yapılan sınır ticareti kapsamında ithal edilecek mazotun dağıtımını yaparak tarımsal destekleme adı altında vergi kapsamı dışında tutarak gerçekleşebilir diyorsunuz. Yani Türkiye'deki çiftçi Amerikan fiyatlarına göre 371 trilyon mazota daha fazla para veriyor. Daha fazla vergi ödüyor. Biz bu dolaylı sınır vergi ticaretinden gelir ve kurumlar vergisinden eğer muaf olursak daha az vergi, daha az ödeme yapacağız. Fakat burada da devletin bir vergi kaybı oluşacak. O vergi kaybını da tarımda sübvanse etmek amacıyla kullandığı yerden fedakarlık ederek mahsuplaşabilir diye bir anlam çıkarıyorum ben. Aslında güzel bir öneri. Fakat dediğiniz gibi büyük firmalara rant amaçlı dosyalarını kullanılması durumunda kötü bir öneri. Sıkıntı olur. Yani sıkıntı doğar. Kazanmaz. Bizim burada amacımız sınır ticaretini esnaf ve küçük çiftçiye evet. Ve küçük esnaf ve sanatkara ve çiftçiye uyarlı olarak yapılması halinde faydalı olacağını iddia ediyorum. Evet. Mazot girdi maliyeti daha az olacağı için dolayısıyla yani, şey de artacak. Mazot girdi maliyeti tabii ki şey olacak. Şöyle düşünelim. Evet. Devlet dolaylı olarak ATV ve hafif vergisi alıyor. Yakıt tüketim vergisi alıyor. Hı hı. Bunlar dolaylı vergiler. Hı hı. Dünyadaki mazot maliyeti Avrupa Birliği'nde de aynı, Amerika'da da aynı. Hı hı. Ve hükümet neden uçaklara ucuz benzin veriyor? Neden gemilere ucuz mazot veriyor? Hı hı. Neden kara ulaştırmada tırlara ucuz mazot veriyor ise, onlar üretiyor ise, benim Edirne'deki çiftçim ürettiğinden hiçbir şey kazanamıyor ise, niye benim çiftçime bu hakkı kazandırmıyor? Ve sınır kenti olmamızdan. Yani benim sınır ticareti özelliği olan bir Edirne çiftçisi, Trakya çiftçisine bu imkandan niye faydalanır? Sınır ticaretinin olması için inanıyorum ki ben faydaları olacaktır. Hı hı. Benim vekillerimde, Edirne vekillerimde bu mücadeleyi yılmadan verecek olup refah düzeyini Edirne'nin yükseltecekler ve ileride kendilerini tarihe yazdırmış olacaklardır. Bu sınır ticaretinde gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan başka iller var herhalde Doğu ve Güneydoğu'da. Evet, şimdi onlara gelelim. O illerden ben onları söyleyecektim. Tane sayabilirsek. Bakın şöyle anlatmakta fayda var. Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi iller sınır ticaretinden faydalanıyorlar. Artı sınır oldukları ülkeler de riskli ülkeler. Nedir Suriye, nedir Irak, nedir İran. Bizim için ve Avrupa Birliği için riskli ülke. Riskli ülkelere
sınır ticarete hakkı veriliyor ide, veriliyor da niye benim riskli olmayan Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan ve Bulgaristan'la sınır ile olan Edirne'ye verilmiyor? Evet. Umuyorum. Verilmiyor demeyeceğim bundan sonra. Hükümet gerekli hassasiyeti gösterecektir. Başta Sayın Milletvekili Müezzinoğlu'ndan çok şeyler bekliyorum. Onunla birlikte hareket edecek olan milletvekilleri de buna sahip çıkıp bu sınır ticaretini er geç Edirne'mize getireceklerine inanıyorum. Evet, aslında gerçekten incelenmesi lazım, irdelenmesi gereken bir konu. Tabii eksikleri de olabilir. Biz şimdi bir kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra dosyamıza tekrardan devam edelim. Tamam. Bu dosyayı bir saatte sınırlandırmak dosyaya da haksızlık olabilir belki ama elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce ya dosyayı incelemek. 13 sayfadan 11 sayfa pardon. 12 sayfadan mütevellit. Evet. Bir de benim 2,5-3 ay önce hazırladığım bir dosya. Eksiğim olabilir, hatam olabilir. Güncellenmemiş olabilir, yeni gelişmiş. Güncellenmemiş de olabilir. Tabii. Bu konuda bilgi anlamında sunulmakta, daha detay bilgi her zaman kendilerine, isteyenlere verebilir. Evet. Biz kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Kısa bir aramız var. Özkan Plastik, Avant Parke, Ahşap Merdiven ve Doğrama, Akordiyon Kapı, Kombi Dolapların menfez sistemleri ile hizmetinizde. Edirne Yağ Sanayi olarak onurla geride bırakılan 30 yıl ve 25 yıldır tüm dünyaya adını gururla duyurduğu Olin Ayçiçek Mısır Özü ve Zeytinyağı. Olin yağları sahip olunan teknoloji sayesinde çok kısa sürede vakum altında yüksek sıcaklıkta işleme tabi tutulmakta, böylece bitki tohumunun doğasından gelen vitamin ve mineraller kaybolmamaktadır. Olin Ayçiçek Mısır Özü ve Zeytinyağı. Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Atatürk Bulvarı Edirne. Telefon 0284 235 0630. Bulamadık bir çırak. Ama merak etme Bülbül. Evelallah bu titrek eller seni de tamamlar. Sen de bizi hemen öldürdün be Bülbül Efendi. Dur bakalım. Bu sanatı öğretmeden bir yere gitmek yok. Anadolu Sigorta Bir Usta Bin Usta projesiyle bir usta anlatıyor, bin usta yetişiyor. Onlarca Türk sanatı kaybolmaktan kurtuluyor. Çünkü Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok. Dört uzmanı Güney Koreli Sanyong'dan Aktyon Sport. Binek otomobil rahatlığıyla her türlü arazi şartlarında kanıtlanmış güç. Konfor ve güçle gelen güzellik metropol kalitesiyle Edirne'de. Metropol Otomotiv adres E5 Karayolu üzeri Edirne Koleji karşısı 8. kilometre Edirne. Sen de bizi hemen öldürdün be Bülbül Efendi. Dur bakalım. Bu sanatı öğretmeden hiçbir yere gitmek yok. Anadolu Sigorta Bir Usta Bin Usta projesiyle bir usta anlatıyor, bin usta yetişiyor. Onlarca Türk sanatı kaybolmaktan kurtuluyor. Çünkü Anadolu Sigorta'da kaybetmek yok.
Hayatın boyunca ne çok evet dedin. Sütünü bitirdin mi? Evet. Modaya evet, akımlara evet, popülerliğe evet. En iyi okulları kazanacaksın değil mi? Tabii ki evet. LDS, MGS, BYS hepsine evet. Dosyalar sabah yetişiyor mu? Evet efendim. Ağzından en kolay çıkan kelime? Evet. Ona evet, buna evet, her şeye evet. Düşünmek istemediğin her sorunun cevabı evet. Peki gerçekten istediğin ne? Hadi bu kez hayır desene. Herkes gibi olmaya hayır de. Benzeri olmayan bir otomobil seç. Yeni Citroen DS4. Metropol Otomotiv kalitesiyle şimdi Edirne'de. Üstün kalite ve ekonomik fiyatların adresi Siteler, Eker Mobilya'da kampanyalar bitmiyor. Yatak odası takımı 990, yemek odası takımı 990, koltuk takımı 1199 lira. Ayrıca baza 149, 2 kapaklı dolap 149, kanepe 199 lira. Bitmedi. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, baza, orta boy sehpa ve zigon 6'sı birden. Bir arada düğün paketi sadece 3990 lira. Kalitenin adresi Siteler Eker Mobilya. Sizlere yeter. İnşaat sektöründe yeniliklerin öncüsü Karaman İnşaat'tan şok kampanya. 3 artı 1 150 metrekare daireler temelden sadece 99 bin Türk lirası. Doğalgazlı, radyo temel dairelerde ebeveyn banyosu, dış cephe yalıtımı, asansör, cam balkonlar, PVC camlar ve çelik kapı mevcuttur. Hedefimiz gelişmekte olan ülkemizin inşaat sektöründe profesyonel iş yapmaktır. Rahat, konfor ve bütçenize uygun daire istiyorsanız Karaman İnşaat'ın fırsatlarından yararlanmak için acele edin. Yatırımcılarımızı Avrupa Birliği'ne komşu Edirne Organize Sanayi Bölgesi'ne davet ediyoruz. Şehir merkezine 35, Süloğlu'na 12 ve Lalapaşa ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Organize Sanayi Bölgesi'nde 41 parselin 38'i tahsil edildi. 3 adet boş parsel var. 25 işletmeye yapı ruhsatı verildi. 20 inşaat başladı. 5 fabrika faaliyete geçti. Toplam 313 kişiye istihdam sağlandı. Altyapı sorunu olmayan bölgemizde yatırım yapmak istiyorsanız acele edin. Fırsatlardan yararlanın. Avrupa'ya açılan kapıda sizin de yatırımınız olsun. Otomobil mi almak istiyorsunuz? Nur Otomotiv'e gelmeden sakın karar vermeyin. Her marka ikinci el otomobiller, yılların deneyim ve güvencesiyle Nur Otomotiv'de. Ayrıca ikinci el otolarınızı değerinde nakit alıyoruz. Her türlü otomobil alım satımının yapıldığı Nur Otomotiv'de zevkinize ve bütçenize uygun bir otomobil mutlaka var. Nur Otomotiv bir Kenan Ağca kuruluşudur. Adres Atatürk Bulvarı, Nafiz Trakya İş Merkezi, Eski Sanayi Karşısı. Kayhan Konfeksiyon'dan müthiş kampanya. Eylül ayı sonuna kadar bütün ürünlerde %50 indirim var. Takım elbise 89 TL yerine 44 TL 50 kuruş. Pantolon 29 TL yerine 14 TL 50 kuruş. Blazer ceket 119 TL yerine 59 TL 50 kuruş. Gömlek 22 TL yerine 11 TL. Tişört 19 TL yerine 9 TL 50 kuruştan başlayan fiyatlarla. Kayhan Konfeksiyon, Mustafa Kayhan. Adres Bedestan Çarşısı İç Dükkanları, No 27. ...2023 Vizyon Programı'nın çok değerli izleyenleri, bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Başkan Vekili Sayın İlhami Duranlar'la beraberiz. Kendisinin Sayın Milletvekilimiz Mehmet Müezzinoğlu'na bir dosyası olmuştu. Bu dosyada Edirne'nin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili bir çalışma vardı. Geçen hafta Sayın Müezzinoğlu bizim konuğumuzdu. Biz de sıcağı sıcağına hazır İlhami Bey'i de bulmuşken bu dosya üzerinde çalışmaya başladık. 2023 Vizyon Programı'nda değişik bir format denemek istiyoruz. Bu formata göre ilimizle ilgili, ilçelerimizle ilgili sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili programımızda yayınlanmak üzere yazabilirsiniz. Ben buradan alttan mail adresimi vermek isterim. zaferdereli74@mynet.com benim mail adresime.
Ya da 2023 Vizyon Derneği'nin adresi Sabuni Mahallesi Cafer Çolpan İş Merkezi kat 2 No 107 adresine yazılı olarak da postalayabilirsiniz. Aynı zamanda Edirne Televizyonu Atatürk Bulvarı Aşim İşçan İş Merkezi No 5 adresine bu sorunları dile getirebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizler sayın vekillerimiz, sayın belediye başkanlarımız ve yöneticilerimize bu konuları arz edeceğiz ve bunlarla ilgili programımızda da yayınlayacağız. Sayın İlhami Duranlar'la ben yaklaşık bir haftadır tanıyorum. Fakat yüreği ve insanlığı açısından da kendisine de teşekkür ederim. Bizi de çok iyi karşıladı. Çok güzel de bir dosya İlhami Bey. Biz kaldığımız yerden isterseniz devam edelim. Şimdi dosyanın güzelliğini kamuoyunun takdirine sunarım. Hiç kimse her şeyi doğru yaptığına değil, ben bir başlangıç yaptım. Bunu inanıyorum ki halkımla, valimle, belediye başkanımla, milletvekillerimle, AK Parti CHP ayrılmaksızın milletvekillerimle ve örgütlerle, demokratik kitle kuruluşlarıyla, meslek kuruluşlarıyla daha güzel, daha detaylı, daha ince ayrıntılı yaparak Edirne'mizin senelerdir riskli ülkelerle sınır ticareti yapılan Artvin, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Gaziantep, Kilis, Hatay gibi illerin riskli ülkeler dediğimiz Irak, İran, Suriye ile sınır ticaret izni verilmesine karşın sınır ticaretinde bu, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti normal sınır ticaretinde de yapılıyor. Vergi indirimi. Vergi muafiyetiyle ilgili. Evet. Muafiyetlerle ilgili. Ne hikmetse bu ülkenin Edirne vilayeti, Edirne'de yaşayan halkı gelir düzeyi yüksek gösterilerek bu sınır ticaretine belli nedenlerle müsaade edilmemiştir. İnanıyorum ki bu bir sondur. Bunun başlangıcı biz diyerek Edirne'nin mücadelesini veren yetkili ve ilgili kişilerle bunun bir an önce sınır ticaretinin kurulması, Edirne halkının refah düzeyinin yükseltilmesi, göç veren bir il durumundan kurtarılması için yapılmasını olmazsa olmaz koşuluyla rica ediyor. Evet. Şimdi ben kısa bir bilgi vereyim. Bizim 2023 Vizyon programı bu 15. program. Bu programa biz Sayın Valimizle başlamıştık. Sayın Valimiz Gökhan Sözer Bey ile başlamıştık. AK Parti İl Başkanı Avukat Müjdat Kahve'yi konuk ettik. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Muratoğlu'nu konuk ettik. Profesör Doktor Engin Beksaç'ı, daha sonra rektörümüz Profesör Doktor Enver Duran'ı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Melda Onur'u, Aslanzade'nin sahibi Sayın Arif Meriç'i, Edirne Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Recep Gürkan'ı konuk ettik. Edirne AK Parti Milletvekili Doktor Mehmet Müezzinoğlu'nu iki defa konuk ettik. Geçen hafta ikincisiydi. Zaman Gazetesi yazarı Sayın Hüseyin Gülerce, Edirne Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Eczacı Şükrü Ciravoğlu'nu konuk ettik. Uzunköprü Belediye Başkanı Avukat Deniz İşbilen, AFAD Başkanı Acil ve Afet Durumlar Daire Başkanı Ejder Kaya'yı ve bu hafta da sizi konuk ediyoruz. Bizim buradaki amacımız sorunların dile getirilmesi, sorunlara çözüm önerileri dile getirilmesi ve çözümün de mümkünse parçası olmak. Bu hafta da sizin dosyanızı da inceliyoruz. Şimdi sınır ticaretindeki gelir ve kurumlar vergisinden muaf olmanın Edirne'ye büyük katkıları olabilir. Sınır ticaretinde kurumlar ve gelir vergisi değil de vergi indirimi ve muafiyetlerinin sağlanması durumunda o da yeterlidir. Eğer genel bir sanayicinin istidam çözümü hakkında istidamın çözülmesini istiyorsak, işsizliğin yok olmasını istiyor isek, burada o zaman sınır illerinde, diğer sınır illerinde yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum ama
İnanıyorum ki yapıldığına. Ama Edirne'ye neden yapılmadığını henüz çözemedim, bilmiyorum. Daha önceden yapılmış dediniz ama 70'e... Ona geleceğim. Hı hı. Ancak kalkınmaya yönelik öncelikli iller arasında ne hikmetse Edirne yer almıyor. Neden almıyor? Hı hı. Gelir düzeyi yüksek gösteriliyor. Gelir düzeyi yüksek gösterildiği için de kalkınmaya yönelik iller arasında alınmayan bir sınır kenti halkı mağdur oluyor. Hı hı. 1970 yılların başında teşvikli iller kapsamına alındı. Hı hı. 6 ve 7 adet 200 ila 2000 kişi çalıştıran sanayi işletmeleri kuruldu. Evet. Daha sonra bu kapsamdan çıkarılan nedendir, niçin çıkarılmıştır onu da bilmediğimiz ne ama zaman, ne zaman çıkarıldı? Efendim? Ne zaman çıkarıldı? 1976 yılında çıkarıldı. 76 yılında çıkarıldı. Hı hı. Kalkınmada öncelikli iller kapsamından çıkarıldı 76'da. Evet, ondan sonra da örneğin Mensucat Santral, örneğin Meriç Tekstil gibi fabrikalar kurulmasını beklemek bir yana, ama mevcut olan fabrikalar kapatıldığı için Edirne göç veren bir il oldu. Yani 76'ya kadar bu fabrikalar kuruldu. Çok hareketliydi ve işsizlik sorunu o kadar fazla değildi. Ama ne hikmetse ikide bir de önümüze gelen işte yapılan araştırmada kalkınmış il kapsamında görülmemiz anlamadığım bir konu. Aklımın ermediği bir konu. İnanıyorum ki gerçekler ortaya çıkar. Ve Edirne bir sınır ili olarak tanınır ve bunun neticesinde de özellikle kalkınmaya yönelik iller arasına alınır. Sınır ilindeki sanayici ve esnaflar gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulabilir. Şimdi bu kalkınmada öncelikli yöre statüsünün yanı sıra bir de organize sanayi bölgesi fikriniz var. Şimdi ya da onun organize sanayi bölgesi belli bir amaç uğruna yapılmış bir yer. Ama ben onun amacına ulaştığına inanmıyorum. Eğer bir organize sanayi bir amaç için yapılmış olsaydı, politik amaç değil de amaç için yapılmış olsaydı bugün %60 kapasiteli olur. %60 kapasiteli olur ve hiçbir zaman için il özel idaresinin tek elinde bulunmazdı. Sanayici bugüne kadar oradaki arsaları bir an önce gelir sanayisini kurar. Demek ki bir cazibesi yok. Bir eksikliği var. Şu anda o günden bugüne Mustafa Büyük'e kadar olan eski valimiz yönetimlerin ve OSB'nin yetkilileri sayılan seçilmiş ve atanmış kişilerin hataları olduğuna inanıyorum. Basiretsiz ve inisiyatifsiz davranmışlardır. Bunu bir an önce organize sanayini çalışır hale getirmek için gerekiyorsa bizden yardım isteyebilirler. Hükümetten yardım istemeliler. Sayın değerli büyüğümüz, çok tecrübeli Kocaeli valisinin karşısında duruş sergileyebilirlerse şu anki valimiz Gökhan Bey. Şu anki Gökhan Sezer. Sözer. Valimiz Büyükşehir Kocaeli valisi olup çok birikimli, çok bilgili bir insan. Ancak karşısında duruş sergileyen seçilmiş insanlar olmadığı için, bu da 12 Eylül'ün bize kalıntılarıdır. 12 Eylül ihtilalinden sonra kişiler siyaset yaptırılmamışlardır, siyasetten kaçmışlardır. Bu durumda siyasi birikimi olan insanlar da birikimlerini devredememişlerdir. Devredecek kişiler yetiştirememişlerdir. Bunun neticesinde hiçbir kariyeri görevi olmayan
Sadece ben psikolojisiyle hareket eden insanlar siyaseti örümcek ağıyla çevirmişlerdir. Bu her partide vardır. Her kurumda vardır. Ben, önce ben. Bu nedenle OSB'de de duruş sergilemeyen bu kişiler olduğu için Sayın Valimiz birikimlerinin onda birini vermesi durumunda inanıyorum ki bu OSB düzelecektir. OSB'nin temelinde şu yatmalı. Bölgesel teşvik kapsamına alınmalı. Ucuz enerji, doğalgaz sağlanması, ucuz. Bir de yol çok önemlidir. Bir sanayicinin, bir ağır taşıma aracının eğer oradaki zorluklarla karşılaşmadan gidip gelmesi durumunda oradan ihracat da olur, ithalat da olur. Bir de sanayiciye iyi bakmak lazım. O OSB'nin teknik sorunları vardır, eksiklikleri vardır. Bunları bilip, yapıp sanayiciye teşvik edici, çağıran, koşturan kişiler tarafından oranın gelişmesi lazım. Ben tamamen OSB'nin şu anda Mustafa Büyük'e kadar olan dönemini eleştiriyorum ve o kişilere karşıyım. Çünkü ben duygularıyla ekonomik, sosyal, kültürel bilgileri olmadığından bir yere görev almak için, görevli görünmek için görev almışlardır. Kendileri de 12 Eylül kalıntılarından başka bir şey değildir. Siyaseti yapmayanların zamanında siyaset yapmışlardır. Bu insanlar duruş ve nitelik sergilemelidirler. Önce biz, biz demeliyiz, Edirne demeliyiz. Bundan sonra bir 5 yıl daha il genel meclisi yapacağız hesabını yapmalıyız. Milletvekilliği hesabını yapmamalıyız. Belediye meclisinde bir 5 yıl daha nasıl kalabiliriz hesabını yaparsak ben iddiasında bulunursun. Ama bizim örgütümüz vardır. Örgüt disiplini, örgüt ahlakı biz demeyi öğretmiştir bize. Biz demeliyiz, biz diyenlerle yola çıkacağız ve başaracağız diyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, şimdi siz siyasetten de bir öz eleştiri yaptınız. Siyasetin de öz eleştirisi. Serbest bölge organize sanayi dedikten sonra siyasette tabii ki bunlar önemli. Bütün partilerde de var diyorsunuz böyle bir. Bütün soru. Partiler. Evet. Bir tek parti değil. Bütün partilerde üretmeyen kariyer sahibi olmak için ve ben yarın nerede ne yapabilirim? Bunu milletvekilleri de aynı hesabı yapar. Şimdi Mezinoğlu'nu tenzih ediyorum. Neden tenzih ediyorum? Kendisi İstanbulludur. İstediği yerden de milletvekili adayı olduğu zaman olabilir. Ama milletvekilinden tut il genel meclisi ve belediye meclisi ve belediye başkanlığına kadar. Hep bir yıl, bir 5 yıl sonrasını hesaplayarak yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu temel yanlışlıklara sebebiyet verilmemesi için biz diyerek mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi bu dosyada Sayın İlami Duranlar, Balkan Ticaret Merkezi... Serbest bölgeyi anlatmadık. Tamam, serbest bölgeyle devam edelim. Şimdi 3218 sayılı serbest bölge kanunu var. Bu serbest bölge kanununa göre serbest bölgede bulunan yerler yurt dışı sayılıyor. Yurt dışı sayıldığı için gümrük vergi resimleri alınmaksızın gümrük gözetiminde mamul hale getirilip ister yurt içine ister yurt dışına tekrar gönderilebiliyor. Bunun temelinde bacasız sanayi dediğimiz fason işçilik. Bu fason işçilikte önce ham maddenin dışa bağlı bulunduğu ve sürekli olarak ana maddenin ham madde olarak gelip işlenmiş madde olarak şu anda ihracatımız 138 bin dolarsa en az 100 bin doları fason işçilikten kaynaklanır. Fason işçilikte bizim burada ana hedefimiz neydi? Edirne ilinde işsizliğin çözümüydü.
Burada da serbest bölgenin yanında bulunan boş araziye, o organize sanayi bölgesinin yanında bulunan boş araziye serbest bölge kurulması durumunda, hı hı, inanıyorum ki şu anda 5 yıllardır 5 tane gelen sanayici 60-70 tane olacaktır ve kendisi gelecektir. Biz çağırmayacağız. Hı hı. Çünkü gümrük vergisiz ve işlenmek üzere olacağından dolayı mamul maddeyi vergilerini öder, ithal eder. Hı hı. Gerekirse ihracat edip onun karşılığında döviz kazandırıcı tedbirlerden faydalanır. Serbest bölgenin olmazsa olmaz kurulması gerekmektedir. Bunlardan nedeni, bunların temel nedeni şudur. Eğer biz faso istihdamdan, işsizlikten göç veren bir il diyorsak, hükümete sesleniyorum, yetkililere sesleniyorum, inancım sonsuz olan Müezzinoğlu'na sesleniyorum, onu destekleyen millet, CHP milletvekillerimiz Recep Gürkan Bey'e sesleniyorum. Bunların takipçisi olursak, biz deyip hareket edersek, biz bu Edirne halkına bir şeyler vermiş oluruz. Süremiz bittikten sonra da rahat rahat evimize çekiliriz. Yani görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Getirmiş oluruz. İsterseniz Balkan Ticaret Merkezi'ne girebiliriz. Ha, şeyi karşılaştıralım. Hı-hı. Şimdi sınır ticareti küçük sanatkar ve esnafın kalkınması, refah düzeye ulaşması ve birikimlerinin neticesinde ithalatçı ve sanayi olma sürecini yaşatır. Hı-hı. Serbest bölgenin kurulması durumunda sanayicinin gelip serbest bölgede çalışması durumunda yapacağı olan fason işçilik dediğimiz işçiye ihtiyaç doğacağından, fason işçilik yapacağı için işçi istihdamına gerek olacaktır. Yani dışarıdan yara ham madde gelip mamul madde olarak gidebilmesi için mesela Edirne giyim, kumaş olarak gelip elbise olarak çıkıyor. Kancası, kopçası, kumaşı, her şeyi yurt dışından geliyor. Edirne'den bir katkı maddesi yok. Olsa olsa %1 ihtimalle astardır, bilmem nedir. Bu gibi ham maddeler, bir tekstil ham maddesinde apre ve kumaş malzemeleri yurt dışından geliyor. Boyalar. Böyle yani yardımcı maddelerin, ham maddelerin dışarıdan gelip mamul hale gelmesi için serbest bölgede kurulması durumunda bu sanayi kuruluşlarının istidamı temelinde çözecek. İstihdam ve sanayici için serbest bölge, esnaf ve sanatkar için ve küçük esnaf için Edirne halkının refaha ulaşması için sınır ticaret. Diyelim uluslararası bütün dünya ekonomileri dış ticaretlerini ticaret merkezleriyle yapmıştır. Geliştirmişlerdir. Bizim de sınır kenti olup Edirne, Yunanistan ile Bulgaristan arasında bir komşu il olması, sınır ili olması nedeniyle bir Balkan Ticaret Merkezi kurulması durumunda hem ülkemiz hem de Edirne'miz kazanacaktır. Biraz isterseniz Balkan Ticaret Merkezi ile ilgili bilgi verebiliriz. Bu evet. Nereye olabilir? Belli bir yeri var mı? Şimdi kapalı cezaevinin karşısında otobanın bulunduğu yerde, yani yeni imaret mevkii 156 pafta 2122 ada nolu parseldeki 33504 metrekare 156 pafta 756.99 parselde sayılı 49.399 metrekare ile ayrıca 156 pafta 756 ada 100 parsel 227.750 metrekarelik ve tamamı 310.695 metrekarelik hazine ait taşınmazın bulunduğu 3. Mekanize Tümen Komutanı'na tahsisli olan arazi
için yapılan, Ticaret Sanayi Odası tarafından yapılan girişimler var. Bunu o Ticaret Sanayi Odası 49 yılına kiralamak istiyor. Bu başvurusu yapılmış. Dosya şu anda Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde. Eğer burada olması durumunda belli bir yatırım gerekecek. Bu yatırımın da yapılması halinde Balkan Ticaret Merkezi kurulmuş olur. Balkan Ticaret Merkezi sürecin en üst noktasıdır. En baş nokta, temelinde gümrüklerin çalışabilir duruma gelmesi için, Pazarkule Gümrüğü'nün çalışabilir duruma gelmesi için Sarıbayır Köprüsü'nün kurulması, sınır ticaretinin kurulması, serbest bölgenin kurulması. Sınır ticaretinde vergi muafiyeti. Sınır ticaretimiz vergi muafiyeti ve serbestlik söz konusu. Yani herhangi bir kota ve kısıtlamaya tabi olmaksızın belli eşyaların serbestçe sınır ticareti kapsamında ithali. Vergi muafiyetinden faydalanarak dolaşması. Serbest dolaşıma girmesi. Şimdi şu anki strateji gereğince ilk yapmamız gereken köprünün yapılması. İşlevsel hale gelmesi. Sarıbayır Köprüsü'nün kurulması. Çalışır hale gelmesi. İlk başta o yapılmış olsa bu dediğimiz dosyadaki diğer daha büyük projeler içinde bir adım teşkil edecek. Şimdi dördüncü madde kamu kurum ve kuruluşların ticaret yapması ve beşinci madde Edirne ve turizm demişsiniz. Şimdi kamu kurum ve kuruluşlarının ticaret yapmamaları gerekir. Nedir? Üyelerine hizmet vermeli. Yani lokanta, düğün salonları, konaklama tesisleri gibi işletmelerle diğer Edirne'de bu işleri yapan esnaf ve küçük esnaf statüsündeki insanların rekabet gücünü yok etmektedir. Kamu kuruluşu 5 liraya mal ediyorsa bir market işleticisi, lokanta ve düğün salonları işleticisi 10 liraya mal eder. Ve bu rekabet olduğu için onun ticari hayatı yavaş yavaş yok olur. Ben de diyorum ki kamu kurum ve kuruluşları kendi üyelerine hizmet etmeli. Sadece kendi üyelerine hizmet etmeli. Diğer işleri bıraksın da esnaf ve ticaret erbapları yapsın. Edirne ve turizm başlık. Edirne'nin baştan da söylediğimiz gibi tarihi yapısı oluşu, turizm kenti, tarım kenti ve sanayi kenti oluşu nedeniyle birer parça olması durumunda Edirne belki bunlar olmuş olsaydı Edirne sayılı kentlerden biri olurdu Türkiye'de. Belki de Avrupa Birliği'nde daha yakın, daha değerlendirilmesi gereken bir il olurdu. Ama ne hikmetse, nedense geri bırakılmış, bir köy statüsüne çevrilmiş Edirne'nin, ben bundan sonra inanıyorum ki turizmiyle, sanayisiyle, tarımıyla, tarıma dediğimiz gibi desteklemelerle değil de sınır ticaretiyle, ucuz mazot, ucuz gübre ithalatı, yani yurt dışından geldiği sif kıymetinin üzerinden vergilendirilerek veya vergisiz olarak sınır ticaretin bazı özellikleri var. Daha detayı girmek doğru olmaz. Şöyle bir özellik. Tarımı, evet. Sanayiyi de bir gar gümrük müdürlüğünün revize edilmesi veya bir Avrupa müktesebatına uygun Tayakadın köyü mevkiindeki gümrük kurulması çok ideal bir şeydir. Biraz da zordur. Hayal de etmek gerekir. Çünkü biz hayal edersek gerçekleştirme mücadelesi veririz. Projeler hazırlarız. Raporlar hazırlarız. Biraz daha gündeme geliriz. Ne hikmetse bizim Edirne'miz ne müteşebbislik yapıyor, girişimcilik ne de girişimciliği var. Sadece bekliyor. Bekle gör. Demokratik kitle kuruluşları da yorum yapıyorlar ama icraatın içinde yoklar.
meslek kuruluşlarından ticaret odası mücadelesini veriyor. Ticaret borsası mücadele vermeye çalışıyor. Rekabete giriyorlar. Bu sefer Dozbol'a borsaya gidiyor. Ticaret odası borçlarını ödemek için başka yöntemlere gidiyor. Ben de diyorum ki ticaret odasının madem vizeyi aldınız gümrüklü sahada supalan sahası işletmesi için ticaret odasına bir hak verilmeli. Mağduriyeti giderilmeli. Ticaret borsasında Dozbol'a yapalım mı? Dozbol'a işlemlerini yapadursun. Ve diğer gelirleri de var ticaret borsasının. Ayakta dursun. Bu bizim kuruluşumuzdur. Bizim üyelerimizin oluşturduğu bir yerdir. Ticaret odası ticaret ve sanayicilerin oluşturduğu bir şeydir. Odadır. Meslek evet. odasıdır. Evet. Meslek erbaplarının oluşturduğu. Ona da belli imkanlar sağlansın. İmkanlarını kısıtlayarak ticaret odasını yok edilemez. Çünkü o insanlar Edirne'deki ticaret ve sanayi erbaplarıdır. Sahip çıkılması ve ona imkan sağlanması durumunda ticaret odası da başarılarını, mücadelesini sürdürecektir. Makine mühendisleri odası duyarlıdır. İnanıyorum ki buraya geldiğinde, katkı verdiğinde bir platform oluşması halinde Edirne bugünkü durumundan çok farklı yerlere gelecektir. Ve okullarda şu anda bütün okullarda yok bilgisayar alınacak, yok bilmem ne alınacak diye çocuklardan para istenmekte olup veliler zor durumdadır. Veliler bana şikayette, serzenişte bulunmuşlardır. Hani diyorlardı Milli Eğitim Bakanı bağış alınmayacağını, para istenmeyeceğini söylediği halde belli okullarda mevcut bilgisayarlar olduğu halde halen bilgisayar parası, bilmem ne parası istenmektedir. Bunu Milli Eğitim Müdürü'ne sesleniyorum. Buna sebebiyet vermesin. Okulları denetlesin. Yok yoksul durumda aile gelen kış gününde odun kömür mü alsın, yakıt parasını mı versin yoksa okula özel okulda okuyormuş gibi bağışlar mı yapsın? Evet. Şimdi biz programımızın yavaş yavaş sonuna da yaklaştık. Bence çok güzel bir program oldu. Ben dahil olmak üzere çoğu vatandaşımız bu konularla ilgili bilgi sahibi oldu. Tabii ki bu konular şu anki dosyadaki işlediğimiz konuların hani 3 ay önce hazırladım demiştiniz. Güncelliği değişmiş olabilir. Fakat bir dosya olmuş olması dolayısıyla da anlamlı ve güzel. Bu dosyaya da Sayın Milletvekilimiz Mehmet Mezunoğlu'nun da duyarlılık göstermesi sevindirici bir durum. Ben son cümlelerinizi almak adına az önceki siyasetle ilgili öz eleştirileriniz de dahil olmak üzere ben son cümlelerinizi almak isterim. Şimdi Edirne'nin belli sorunları var. Ama temelinde de siyaseti yapanlarda sorun var. A partisi, B partisi, C partisi değil. Bütün partilerde var. Bunun temelinde ne var? 12 Eylül'ün vermiş olduğu yasaklar ve kısıntılar var. Ben biraz önce ne dedim? Engebelli Sarp yolda halkımın türküsünü söylemek için yola çıktım dedim. Ama bazı insanlar kendi türkülerini söylemek için çıktılar. Ben de diyorum ki çağrıda bulunuyorum. Halkın türküsünü biz diyebilmek için tüm dostları, tüm inanan insanları çağırıyorum. Edirne bizimdir. Edirne halkı bizimdir. Bizi temsilciler bugün seçmişlerdir. Yarın başkalarını seçerler ama biz Edirneliyiz. Edirne'yi kalkındırmalıyız. Bunun için temelinde duyarlılık gösteren Sayın Mezunoğlu'na candan teşekkürler ediyorum. İnanıyorum ki bugüne kadar cezalandırılan Edirne Mezunoğlu'nun milletvekilliğinden sonra cezalandırılmayacaktır. Yıldızlara uzanıp 5 tane talep ettiğimden 3 tanesi, 2 tanesi gerçekleşmesi durumunda Edirne yükselecektir. Teşekkür ederim. İnşallah. Programımıza katıldığınız ve renk verdiğiniz, katılım ve katkı sunduğunuz için de ben size teşekkür ederim. Ben size gerçekten teşekkür ederim. Yine de söylüyorum, buna sebep olduğu için Sayın Mezunoğlu'na da teşekkür ediyorum ama siz benimle çok uğraştınız. Bir hafta 10 gündür mücadele verdiniz. Zaman ayırdınız ve beni ETV programına
İlk kez ben çıktım bugüne kadar yaşamım boyunca. ETV'yi de bir iki kez gördüm bugüne kadar. Ne kadar Edirne televizyonu olmuş ise de. İlk kez geldim. Sayenizde geldim. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. ETV kurumuna da bu fırsatı sizin aracılığınızla bana verdiği için onlara da ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. 2023 Vizyon Programı'nın ve Edirne Televizyonu'nun çok değerli izleyenleri, 2023 Vizyon Derneği'nin tüzüğünde sorunları dile getirmek, sorunlara çözüm önerileri sunmak ve mümkün olursa da bu çözümün bir parçası olmaktır amacımız. Biz burada 15. programımızı yaptık. Dile kolay, şakayla karışık. Bu 15 programda çok değerli misafirlerimiz oldu. Buradaki amacımız kesinlikle Bağcı ile ilgilenmedik. Sorunu ve sorunların çözüm önerilerini dile getirdik. Bu programımızdan sonra çok farklı bir format da denemek istiyoruz. Bundan sonraki programlarımızda yayınlanmak ve incelenmek üzere Edirne'nin ili ve ilçeleriyle ilgili sorunları bizlere iletin. Bunu iletmek için ben kişisel mail adresim zaferdereli74@mynet.com'u veriyorum. Bana mail atabilirsiniz. 2023 Vizyon Derneği'nin adresi Sabuni Mahallesi Cafer Çolpan İş Merkezi Kat 2 No 107'ye mektup gönderebilirsiniz. Bunun dışında Edirne Televizyonu'na Zafer Dereli dikkatine şeklinde Atatürk Bulvarı Ahşim İşcan İş Merkezi No 5 adresine mektubunuzu gönderebilirsiniz. Biz bu sorunları inceleyeceğiz. Bu sorunlarla ilgili gerekli mercilere bu sorunları ileteceğiz. Programımızda bunları yayınlayacağız. Bu sorunlar genelde biz önceden de tahmin ediyoruz ki tayin talepleri olabilir, iş ve iş bulma talepleri olabilir. Bu taleplerin dışında daha genel talepler gelsin. Örneğin Edirne'de yaşlılarla ilgili neler yapılmalı? Örneğin bayanlarla ilgili daha neler yapılmalı? Gençlerle ilgili neler yapılmalı? Yapılanlar yeterli mi? Belediye ile ilgili konular olabilir, sayın vekillerimizle ilgili konular olabilir. Bunlarla ilgili bize yazabilirsiniz ve biz de bu programımızda ilgili yöneticilere bunları ileterek, gerekirse de konuk alaraktan bunları çözmeye çalışacağız. Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Başkan Vekili Sayın İlhami Duranlar konuğumuzdu. Güzel bir program yaptık. Bundan sonraki programlarımızda da konuklarımız devam edecek. Bizleri izlediğiniz için, bize konuk olduğunuz, bizi de size konuk ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.